Herkese merhaba, ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önce yapamadığım ve Aleyna Tilki'nin yüklediği anda bir günde trendlere giren videosu, çok konuşulan videosunu ilk kez burada izleyeceğim. Bir tepki videosu olacak. Gerçekten üzerine çok konuşuldu. Saçtı, makyajdı, hatta arka plandaki dedikodulardı. Birinci elden o dedikoduların gerçek olup olmadığı ile ilgili haberlerim de var size. Ama öncelikle klibi çok merak ediyorum. Bence hemen başlayalım. Ne şarkıyı dinledim, ne klibi izledim, hiçbir fikrim yok. Başlayalım. Yalnız Çiçek. Ha, birisiyle şey yapmış. Düet. Şu an hareketlere anlam veremedim ama herhalde çıkacak ortaya. Ben bu arada Aleyna'nın sesini beğeniyorum. Yaşına göre bence gayet güzel bir sesi var. Makyajı çok güzel. Makyajını yapan kişi de Rıfat Yüzak bu arada. Çok güzel olmuş makyajı. Tam yaşına göre. Kaçırmak da istemiyorum. Çok sürekli bir şey oluyor klipte. Bu üzerindeki mavi vinil gibi gözüken takım da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımı. Durduracağım bir dakika. Yani ilk söyleyebileceğim şey şu. Klip çok renkli. Çok fazla şey oluyor klipte. Sanki bu şarkının klibi bu olmamalıymış gibi. Çünkü anladığım kadarıyla böyle Yalnız Çiçek falan ve böyle biraz hafif duygusal ve nispeten slow bir şarkı. O nedenle kliple şarkıyı çok bağdaştıramadım. Yani ilk yorumum bu olacak. Devam edelim. Palyaçolar kaçırdı mı şu an Aleyna'yı? Lavabonun içine mi spagetti? Ya, makyaja bayıldım gerçekten. Pırıl pırıl. Evet, hala aynı fikirdeyim. Yani bu şarkının klibi kesinlikle değil. Gördüğüm kadarıyla böyle popüler kültürün öğelerini bir araya getirmeye çalışmışlar anladığım kadarıyla ilk 2 dakikasında. Ama çok karışık geldi klip, yani bir şey ifade etmiyor. Ne anlatmaya çalıştığını anlamadım. Yani işte küvetin içine süt ve renkli cornflakesler, işte bir tarafta Dunkin Donuts'lar, bir tarafta işte palyaçoya benzeyen insanlar. Biraz böyle anlamsızlıkların bir arada olduğu bir klip anladığım kadarıyla. Ama şarkı güzel. Hadi canım. Bir dakika, şuraya bir daha geri dönmek istiyorum. Palyaço dedim, yanılmışım. 2.21'deki bence verilmek istenen mesaj tamamıyla Testere filmindeki Sov. O da biliyorsunuz böyle bisiklete biniyor ya. O yüzden dediğim şeyi destekliyor yani. Gerçekten popüler kültürün öğelerini bir araya getirmeye çalışmışlar. Biraz farklılaştırarak. Bu birazcık daha yakışıklı bir sol tabi. Bu mavi takım çok güzel gerçekten. Stylingi ben beğendim. Yani çok havalı ve güzel duruyor gerçekten ama Aleyna'nın yaşına çok uygun değil. Ama hala hiçbir şey anlamıyorum. Biraz önce bunlar kaçırmamış mıydı Aleyna'yı? Şu an Aleyna ile bir olup adamı kaçırdılar. Ay, çare, ben sana vurgun, çare,
gerçekten anlamaya çalışıyorum. Saçları da çok güzel olmuş. Evet, çabuk bitti klip. Hala aynı fikirdeyim. Bu şarkının klibi kesinlikle değil. Klip de çok fazla günümüzün ve geçmişin böyle o popüler şeyleri bir araya getirmeye çalışılmış ama bir mesaj vermiyor. Ben genelde böyle mesaj veren kliplerden hoşlanıyorum. Makyajı çok başarılı buldum. Gerçekten Rıfat'ın ellerine sağlık. Nefis olmuş. Çok yaşına uygun, harika bir ten makyajı. Bence styling de aslında çok güzel. Sadece işte biraz Aleyna'nın yaşına uygun değil ama artık Aleyna da aslında o kadar küçük bir kız değil. O da büyüdü ve anladığım kadarıyla birazcık daha böyle saçını falan da kestirmiş. Saç kesimini çok beğendim. Saçının sarısı çok güzel. O da artık anladığım kadarıyla birazcık o şeyden çıkmak istiyor. Biraz büyüdüğünü göstermek istiyor. O yüzden yakışmış yani. Önemli olan üzerine yakıştırmış mı? Yaşına gitti gitmediği ayrı bir konu. Ama bence üzerine ne giydiyse çok yakışmış. Sadece klibi çok anlamsız buldum. Hiçbir şey ifade etmeyen, hiçbir mesaj vermeyen bir klip. Çok karışık ve dediğim gibi yani benim izlediğim klip, bence her izlediğimiz klip böyle şarkıyla bir olmalı. Yani akmalı o klip yani. Yani şarkıyı dinlerken o kliple de o anı yaşamalısın ama o kadar farklı ki birbirinden şarkı ve klip, o yüzden hiçbir şey ifade etmedi. Şimdi gelelim. Klip zaten çok ses getirdi dediğim gibi işte stylinginden makyajına kadar her şeyine kadar falan. Ben bilmiyordum bu arada Rıfat'ın Aleyna'nın makyajını yaptığını. Storiesinde gördüm, hikayesinde gördüm. Ve o gün gördükten hemen sonra da bu kliple alakalı inanılmaz dedikodular çıktı. İşte efendim saç makyaj için olay yaratmış Aleyna, işte önce pembe istemiş, ondan sonra sözde işte makyaj artisti, o zaman Rıfat olduğu da söylenmiyor bu arada haberlerde. Makyaj artisti ve saççı kuaför diye geçiyor. Önce pembe istemiş ama işte sonra vazgeçmiş, tekrar silmiş makyajı. Efendim önce saçını kısa istemiş, sonra vazgeçmiş falan filan ya, anlatabiliyor muyum? Bir sürü böyle kaprissel dedikodular çıktı Aleyna ile ilgili. O yetmedi. Hani bunlar gene bir nebze çok alışıldık ve duyulan dedikodular. Hep denir ya, geldi işte sette terör estirdi falan böyle. Genelde ünlüler için bu tarz iftiralar hep atılır. Ama benim en çok takıldığım nokta şeydi. Setteki oruç tutan bütün ekip için iftar vakti geldiğinde sözde Aleyna demiş ki işte şu anda işimiz var arkadaşlar. Önce işimizi bitireceğiz, ondan sonra yersiniz demiş. Ben en çok buna takıldım. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi diye inanmak asla istemedim. Hani demişse de böyle bir şey tecrübesizliğine verdim. Yani yaşı küçük, tecrübesiz falan ama zaten orada birçok yönetmen var. Ondan çok yaşça büyük ve çok tecrübeli insanlar zaten böyle bir şey asla gerçekleşmesine müsaade etmezlerdi. Neyse, konumuz o değil. Konumuz tabii ki makyaj ve saç dedikodusu olunca ben de hemen Rıfat'ı aradım. Dedim ki, Rıfat'a mesaj attım. Rıfat'cığım dedim, ben böyle Aleyna Tilki'nin videosunda tepki videosu çekeceğim. İlk kez izleyeceğim. Makyajını da sen yaptığın için böyle dedikodular dönüyor. Gerçek mi gerçekten bunlar? Seni bir aramak istiyorum dedim. Ama ne yazık ki Rıfat Amerika'daymış. Ama biz yazıştık. O yazışmalarımızı da size anlatayım. Neymiş aslı astarı. Bir kere gerçek değil dedi Rıfat. Kesinlikle çok, ben dedi çok zor durumda kaldım. Ben ve kuaför arkadaşım dedi. Bize hiçbir şekilde kötü davranmadı. Kuaför arkadaşının adı Murat'mış. Murat'la beraber biz gerçekten çok zan altında kaldık. Sanki bu dedikoduları biz çıkartmışız gibi oldu dedi. Spesifik olarak saç ve makyajla ilgili dedikodu çıktığı için. Ama bu dedikoduları çıkartan kişi söyleyeyim mi? Kim olduğunu. Hazır mısınız? Çok garip oldu. Ben de böyle dedikodu yapar gibi ama arkadaşım için yani Rıfat'ın ismi kötüye çıkmasın diye bunu özellikle bu videoda söylemek istedim. Bu dedikoduları çıkartan kişi Seren Serengil'miş. Çok şaşırdım. Ağzım açık kaldı yani, inanamadım. Aleyna bize gayet iyi davrandı. Klip tabii ki stresliydi, set stresliydi, her sette olduğu gibi diyor. Kesinlikle böyle bir oruç muhabbeti, iftar açmayacaksınız işte vesaire böyle bir şey söz konusu bile olmadı diyor. Sadece setteki sahneler yetişmemiş, biraz panik olunmuş ama bu normal, her klipte olan şeyler zaten bunlar diyor. Onun dışında adımın böyle bir şeyde geçmesinden çok rahatsız oldum dedi işte Rıfat. Ben dedim ki merak etme, ben videomda bunlara zaten yer vereceğim. Onun dışında en son da dedi ki
Makyajlarını zaten Aleyna çok beğeniyormuş Rıfat'ın. Telefonundan bir sürü fotoğrafını göstermiş. Beğendiği işlerin ekran görüntüsünü almış zamanında Rıfat'ın. Onları göstermiş. Bir sürü işimi telefonda tutuyormuş. Biz çok iyi anlaştık dedi ve en son olarak ilk sen gör diye bana bir tane Aleyna ile fotoğrafını attı. Onu da şuraya koyayım, şuraya. Buraya bir yere koyayım. Yani işin aslı bu tarz dedikodular gerçek değilmiş arkadaşlar. Ben de Seren diyor. Seren çıkartmış. Ben de sandım ki böyle hani onun yaşıtı, akranlı böyle bir kız hani kendini rakip olarak gördü. Acaba onunla ilgili dedikodu mu çıkartmak istiyor onun ismini kullanarak hani böyle prim yapmak için. Ay hayır canım dedi. Serengil ayol dedi. Ay öyle deyince bir şaşırdım yani koca kadın. Serengilsin sen yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Hiç hoş değil tabii ki. İşin özü birinci elden. Birinci ağızdan gördüğünüz gibi böyle şeyler hiç yaşanmamış. Çok da tatlı bir kızmış Aleyna. Tabii ki sette stresler olmuş. Çok normal. Her zaman onda. Ben kendi videolarımı çekerken bile stres yapıyorum bazen. Yetişti yetişmedi diye. Düşünün orada bir klip çekilmeye çalışıyor ve bir sürü ekip çalışıyor. O yüzden yani bu söylenenlerin hiçbiri gerçek değilmiş. Dedikodularla alakalı böyle durum. Genel olarak da zaten 10 kere aynı şeyi tekrarlamayayım. Ben Aleyna'nın saçını, makyajını ve giydiklerini çok beğendim. Üzerine çok yakışmış. Şarkı güzel. Ama o şarkının klibi bu değil ve klibi de genel olarak çok anlamsız buldum. İlk klibi bence daha tatlıydı. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.